Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı milletimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz çok anlamlı ve özel etkinliklerle kutladık. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştiren basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Hakla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı millet ile birlikte gerçekleştiren birçok anlamlı ve özel etkinlikle kutladıklarını hatırlattı. Aktürk, 17 Mayıs'ta Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman piyada sözleşmeli onbaşı Recep Kabala ve 22 Mayıs'ta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman piyada sözleşmeli er Vedat Zorba ile 160 yıl önce ana yurtlarından sürgün edilerek hayatını kaybeden Çerkez kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. 17 Mayıs'ta Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli onbaşı Recep Kabala ve 22 Mayıs'ta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeler Vedat Zorba ile 160 yıl önce ana yurtlarından sürgün edilerek hayatını kaybeden Çerkez kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Aktürk, kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığı terör kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir hafta 48 teröristi etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1048 olduğunu ifade etti. Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1048 olmuştur. Hudut güvenliğine ilişkin konuşan Aktürk, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdüren İsrail'in daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarının durdurulması gerektiğini vurguladı. Birçok ülke tarafından örnek alınan çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1390 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4345'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55507 olmuştur. 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdüren İsrail, daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalı, Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin vermelidir. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme, uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor. Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetine de aralıksız devam ettiğini vurgu yapan Aktürk sözlerini şu şekilde sürdürdü. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı ve bölgede icra edilen en büyük Birleşik Müşterek Tatbikat olan Efes 2024'ün fiili atışlı arazi safhası Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğan Bey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla devam etmektedir. Fiili atışlı arazi safhası 9 Mayıs'ta başlayan Efes 2024'ün seçkin gözlemci gününün 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi, tatbikat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiye haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği savunma sanayi sergisi açılması planlanmaktadır. 28 Mayıs'ta Doğan Bey Atış ve Tatbikat Bölgesi Seferihisar İzmir'de açılacak sergiye 48 savunma sanayi firması katılacaktır. Ayrıca İtalya'da Mare Aperto Polaris İtalyan Minex ile Konya'da Türkiye-Katar Ilgın 2024 tatbikatları icra edilmekte.
21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Deniz Aslanı tatbikatına katılım sağlanmaktadır. 27-31 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snowmaster ve ülkemiz sınırları içerisinde Rammstein Guard tatbikatları gerçekleştirilecektir.